Herkese selam, herkese merhaba. Mayonez yapacağız. Tamamen katkısız, doğal, organik malzemelerden oluşan, evimizde çok basit bir şekilde ama doğru yöntemle, gönül rahatlığıyla sevdiklerimize, çoluğumuza, çocuğumuza, aile fertlerimize yedirebileceğimiz bir mayonez yapacağız. Hiç uzatmadan yavaş yavaş tarifimize geçelim. Malzemelerimiz sirke, hardal. Bu arada hardalı da ben yaptım. Tamamen ev yapımı. Organik, tuz, yumurta ve limon suyu. Ayrıca ayçiçek yağı. Şöyle 2 kabımızı alalım. Yumurtamızın sarısını ayıracağız. En kolay yöntemi yumurtanın sarısını ayırmanın. Yumurtayı elimize kırıyoruz. Bütün beyazını akıtıyoruz. Ve sarısını atıyoruz. Bu kadar basit. Bazılarının kafasında belki soru şartları vardır. Nasıl yumurtanın sarısını ayırabilirim diye. Evet. Tek püf noktası sarısını patlatmamak. Gördüğünüz gibi sarısını hemen ayırdık. Yalnız burada önemli olan ayırabildiğiniz kadar beyazını ayırmaya çalışın. Hemen ön hazırlıkları yapalım ki bize 250 mililitre, bir su bardağı 200 mililitredir ama bize bir 250 mililitre yağ lazım. Bakın zeytinyağı kullanmayın. Bu zeytinyağı çok ağır yapıyor. Beni dinleyin. Ayçiçek yağı bu işte kullanabileceğiniz en temiz sonuç alabileceğiniz yağ. Evet, bir bakalım. Şurası 300-250 mililitre yağımızı aldık. Neden bu kaba koydum? Birazdan yaparken anlayacaksınız. Bir tarifi yaparken ekipman çok önemli. Ama elinizdeki imkanlara göre hareket etmek lazım. Şimdi 2 yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı elma sirkesi. Ben elma sirkesi kullanıyorum. Elma sirkesinden şaşmayın bana sorarsanız. 1 çay kaşığı tuz. Yalnız tepeleme değil. Normal çay kaşığı. 1,5 yemek kaşığı limon suyu. 1 yemek kaşığı hardal. Hardal ev yapımı, ben yaptım. Ev yapımı, kimsenin kafasında soru işareti olmasın. Çırpmaya başlıyoruz. Şimdi bundan sonrası hep çırpmayla devam edeceği için daha yakından bakalım. Sanırım şu an daha iyi görüyorsunuz. Şimdi iyice çırpacağız. Bundan sonrası hep çırpma. Sirkem, tuzum, hardalım ve limon suyum iyice birbirine girdi. Yağ için neden böyle bir şey kullandığımı şimdi daha iyi göreceksiniz. Burada önemli nokta mayonez yaparken yağı ip gibi içine akıtabilmektir. Ya yanınızda bir kişi olacak ya da eliniz çok yatkın olacak diğer sürahi gibi şeyleri kullanmaya ya da bu şekilde bir aparat alacaksınız. Bakın şimdi damlatıyorum. Bu çok önemli. Görüyor musunuz? Şu an damlıyor. Ve tek bir yöne çeviriyorum. Eğer ki bu şekil yapmazsanız kesilir. Diyelim ki kesildi. Hiç paniğe gerek yok. O zaman bir daha yapmaya başlarsınız. Kesildiğini de börekte, poğaçada kullanırsınız. Yine ziyan olmaz. Sadece biraz siniriniz bozulur. Bakın dikkat ederseniz devam ediyorum. Yine aynı tarafa. Bu hardalsız olmaz mı? Hardalsız da olur. Yine aynı malzemelerle yapabilirsiniz ama hardal koymazsınız. Eğer mayonezinizin daha beyaz olmasını isterseniz arada su koyabilirsiniz. Şöyle bir kaşık, 3 kaşığa kadar. Artık kıvam bulmaya başlıyor. Ben de daha çok yağımı gönderebiliyorum. Biraz da şu telimle yapmak istiyorum. Çok ağır geldi o tel. Evet. Kesilme olmadı gördüğünüz gibi. O yüzden daha fazla yağ atabiliyorum artık bu safhadan sonra. Diğer yönde de çevirebiliyorum. Artık hep aynı yere çevirmeme gerek yok. Bundan sonra zaten tuttu. Onun için rahat olabilirsiniz. Çünkü artık bırakmaz kendisini mayonez. Çoktan tuttu zaten. Evet. Yağın sonuna geldi. Bakın rengini açmak isteyen su da koyabilir. Az limon da koyabilir. Ama benim için rengi iyi. Böyle beyaz olmasını isteyenlerden bahsediyorum. Kıvamı görüyor musunuz arkadaşlar? Benim için bu kıvam yeterli. Ha diyorsanız ki eğer siz ben daha koyu istiyorum. Daha koyu istiyorum diyorsanız eğer o zaman daha çok yağ koyacaksınız. Ama bana sorarsanız bu yeterli. Şimdi kameraya baktım. Tam 17 dakikadır çırpıyorum. Ellerim de biraz yoruldum da desem yalan olur ama bu iş böyle. Gerçek mayonez yemek istiyorsanız müthiş şekilde böyle. Ama diyorsunuz ki ben kendimi yoramam, o zaman blender kullanın. Şimdi bakın arkadaşlar, bu ketçap gibi falan öyle uzun dayanmaz. Her zaman söylüyorum. Mayonez çok kalorili bir yiyecek. Tadımlık, eğer canınız çekiyorsa. Yani evde de olsa, bu organik de olsa bunu bulduk diye yememek lazım. Çünkü inanılmaz kalorili ve çok da hayatımızı devam ettirmemiz için gereken bir besin kaynağı değil. Sadece tadımlık, nefsimizi köreltecek kadar yemek lazım. Bir kez daha söylüyorum. Siz yemek yapanlara bakmayın arkadaşlar. Patates gibi gezmenin hiçbir anlamı yok. Sporumuzu da yapacağız. Eğer spor yapmaya zamanımız yoksa yediklerimize dikkat edeceğiz. Spor yapıp yediklerimize dikkat edersek o zaman ballı börek. Mayonezlerimiz hazır. Tadına bakmadan önce bir kez daha söylüyorum. Bakın, mayonez yapacağınız zaman mutlaka az yapın. Çünkü dayanma süresi çok az. Hem emeğinize yazık, hem bütçenize yazık. Ya tadı bozulmasa bile besin değeri, faydasız olan bir şey yemenin anlamı yok. En fazla 15 gün süresi var, o da dolapta. Şimdi bir tadına bakalım. Benden söylemesi. İsterseniz çok yapın ama faydası olmaz. Müthiş oldu tadı. Ne yedim? Hepsini yiyebilirim şu anda. Evet. Eğer tarifi beğendiyseniz, size göre sağ alt köşedeki, bana göre sol alt köşedeki abone ol tuşuna basarsanız siz de ailemize katılmış olursunuz. Eğer yapmamızı istediğiniz bir tarif varsa yorumlar bölümünde isteklerinizi yazarsanız onları da yapmaya çalışırız. Herkese afiyet olsun. Hep beraber yaptık. Tekrardan selamlar.